Tartışmasız yakın tarihin en etkili ve en tehlikeli diktatörü Adolf Hitler'dir. Kısaca ondan bahsetmeden olmaz. O, 20. yüzyılın en güçlü ve nüfuzlu diktatörlerinden biri olarak kabul edilir. 1933 yılında Almanya Şansölyesi olarak göreve başlamış ve ardından totaliter bir rejim kurarak Nazilerin çağını başlatmıştı. Hitler'in en bilinen politikası ırkçı ve antisemitik bir dünya görüşüydü. Aryan ırkını üstün kabul ederken Yahudileri, Romanları, Slavları ve diğer azınlıkları aşağı ırklar olarak gördü. Bu ideoloji 2. Dünya Savaşı sırasında 6 milyon Yahudinin soykırıma uğramasına yol açtı. 1939'da Polonya'ya saldırarak 2. Dünya Savaşı'nı başlattı. Savaşın sonunda Almanya'nın yenilmesiyle Hitler 1945'te Berlin'deki sığınağında intihar ederek hayatına son verdi. Nazizmin yükselmesi büyük bir insani trajediye, savaş suçlarına ve dünya çapında büyük yıkıma neden oldu. 60 milyondan fazla insan ölmüş, 25 milyon insan savaş yarası almıştı. Peki bu şeytani adamı neden kimse durdurmadı? Aslında durdurmaya çalıştılar ama kimse başaramadı. Tarihçilere göre Hitler partisinin başına geçişinden ölümüne kadar tam 42 ayrı suikast girişimine uğradı. Ancak belgelenmiş olan suikastlerin sayısı 25. 1921 Hitler'e yönelik ilk suikast girişimi 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından yaklaşık 20 yıl önce gerçekleşti. Kasım 1921'de genç ve hala pek tanınmayan radikal Hitler, Münih'in ünlü Hofbräuhaus birahanesinde bir konuşma yaptı. Kalabalıkta yeni kurulan Nazi Partisi üyelerinin yanı sıra düzinelerce sosyal demokrat, komünist ve diğer siyasi muhalifler de vardı. Hitler'in ateşli söylemi çok geçmeden hepsini çılgına çevirdi. Sarhoş bir arbede çıktı ve yumruklar, bira bardakları ve sandalyeler havada uçuşurken kimliği belirsiz bir grup saldırgan tabancalarını çekip konuşmacı kürsüsüne doğru birkaç el ateş etti. Ancak Hitler yara almadan kurtuldu ve hatta polis gelene kadar 20 dakika daha bağırmaya devam etti. Geleceğin diktatörünün ölümle burun buruna gelmesi onun Nazi davasına olan coşkusunu daha da arttırdı. 2 yıl sonra yakınlardaki Bürger Braukeller birahanesinde kötü şöhretli birahane darbesini başlatacaktı. 1932 Hitler ve ekibinin birkaç üyesi Berlin'deki saygın otel Kaiserhof'ta yemek yedikten sonra Hitler hastalandı. Zehirlenme şüphesi vardı ancak tutuklanan olmadı. Daha sonra Hitler'in muhtemelen vejetaryen beslenmesinden dolayı zehirlendiği söylendi. Aynı yıl Alman politikacı ve Bavyera eyalet parlamentosu üyesi Ludwig Asner Fransa'dan Hitler'e zehirli bir mektup gönderdi. Asner'in bir tanıdığı Hitler'i uyardı ve mektuba el konuldu. 1934 Freikorps üyesi Beppo Römer uzun bıçaklar gecesinin intikamı olarak Hitler'e suikast düzenlemeye yemin etti. Ancak herhangi bir somut plan yapılamadan Gestapo'ya teslim edildi. 1939'a kadar Dachau'da hapsedildi. Römer Nazi karşıtı faaliyetleri nedeniyle bir kez daha tutuklandı ve sonunda 1944'te Görden hapishanesinde idam edildi. Aynı yıl sağcı radikal Orta Sınıf Partisi'nin başkanı Dr. Helmut Müllers 160 adamın SS'e sızmasını ve Hitler'in hareketleri hakkında bilgi toplamaya başlamasını sağladı. Komplo Gestapo tarafından ortaya çıkarıldı ve komplocular tutuklandı. Müllers aralarında Feldmarschall Erich von Manstein'ın da bulunduğu etkili arkadaşlarının yardımıyla tutuklanmaktan kurtuldu. Yine 1934'te Hitler'in muhafazakar şansölye yardımcısı Franz von Papen'in konuşma yazarlığını yapması nedeniyle Hitler'le yakınlaşma fırsatı bulan yazar Edgar Jung ve bazı ortakları Nazi hükümetini devirmek için 1934 baharında Hitler'in öngördüğü bir planın ilk adımı olarak onu vurmayı planladı. Ancak Jung'un bazı sırdaşları bir suikaste öldürülmenin Hitler'i şehit haline getirebileceği ve dolayısıyla ölü bir Hitler'i yaşayandan daha tehlikeli hale getirebileceği korkusuyla onu planını uygulamamaya ikna etti. Jung 25 Haziran 1934'te Gestapo tarafından Berlin'deki dairesinde tutuklandı ve 30 Haziran gecesi şehrin kuzeyindeki bir ormanda idam edildi. Yine 1934'te Berlin'deki İngiliz Büyükelçiliği askeri ateşesi Yarbay Mason Hitler'e güvenmiyordu ve Hitler'e suikast düzenlemenin işe yarayacağı fikrini ortaya attı. Hitler'in 20 Nisan'daki doğum günü geçit töreni sırasında bir podyumda
vurarak Alman silahlı kuvvetlerinin selamını aldığı sırada tam o podyuma bakan bir apartmanın oturma odasından keskin nişancı tüfeğiyle ateş edilecekti. Mason bu planı üstlerine önerdiğinde reddedildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Halifax, diplomasinin yerine suikasti kullanmak zorunda kalacağımız o aşamaya henüz ulaşmadık dedi. 1935, Alman Dışişleri Bakanlığındaki birçok yetkili Hitler'e karşı bir ordu darbesini kışkırtmaya çalıştı. Hitler'e bağlılık yemini Almanya'yı feda etmeye hazır olduğu için anlamını yitirmiştir ve şimdi harekete geçme zamanının geldiğini belirten bir mektup dağıttılar. Ancak başarılı olamadılar. Yine aynı yıl Doktor Josef Steinmeier, birçok subay, üniversite profesörü ve iş adamı ve hükümet çalışanından oluşan bir direniş grubuna liderlik etti. Grup, Beppe Römer'in girişimi de dahil olmak üzere birçok suikast girişimine yardım etti. 1936, Kara Cephe üyesi bir Alman Yahudisi olan Helmut Hirsch, Nürnberg'teki Nazi Partisi genel merkezine patlayıcılarla dolu iki valiz yerleştirmekle görevlendirildi. Komplo, çift taraflı çalışan bir ajan tarafından Gestapo'ya ifşa edildi ve Hirsch, 4 Haziran 1937'de giyotinde idam edildi. 1937, Hitler'i ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Göring'i vurmak için Elberfeld'den Berlin'e giden akıl hastası Josef Thomas, 26 Kasım'da niyetini itiraf etmesi üzerine Gestapo tarafından tutuklandı. Aynı yıl SS üniforması giyen, kimliği belirsiz bir adamın Berlin Sports Palace'daki bir miting sırasında Hitler'i öldürmeye çalıştığı bildirildi. 1938, General Binbaşı Hans Oster ve Wehrmacht'taki diğer üst düzey muhafazakarlar Hitler'in Çekoslovakya'ya savaş ilan etmesi halinde onu devirmek için bir plan hazırladılar. Komplocular tarafından kontrol edilen kuvvetler Reich Şansölyeliğine saldıracak, Hitler'i tutuklayacak ve ona suikast düzenleyecek. Hükümetin kontrolünü ele geçirecek ve sürgündeki 2. Wilhelm'i yeniden imparator olarak geri getirecekti. Nazilere karşı İngiliz desteğine dayanan plan, İngiltere ve Fransa'nın Münih Anlaşması'nda Almanya'nın Sudetenland'ı ihlak etmesini kabul ederek acil savaş riskini ortadan kaldırmasının ardından terk edildi. Komplocuların çoğu daha sonra 1944-20 Temmuz komplosuna katıldı. 1938'in sonlarında Maurice Bavaud adlı İsviçreli bir teoloji öğrencisi bir tabanca satın aldı ve Almanya'nın her yerinde Hitler'i takip etmeye başladı. Bavaud sözde Führer'in Katolik Kilisesi için bir tehdit ve şeytanın vücut bulmuş hali olduğuna inanıyordu ve onu vurarak öldürmenin manevi görevi olduğunu düşünüyordu. Nihayet 9 Kasım 1938'de Hitler ve diğer Nazi liderleri Birahane darbesinin yıl dönümünü kutlamak için Münih'e yürüdüğünde şansını yakaladı. Bavaud geçit töreni güzergahı boyunca bir tribünde oturdu ve Hitler yaklaşana kadar bekledi. Tabancasını cebine sokmuştu ama silahını çekip nişan alamadan baygın, gamalı haç sallayan kalabalık Nazi selamı vermek için kollarını kaldırdı ve görüşünü engelledi. Bavaud isteksizce avından vazgeçti ve daha sonra Almanya'dan giden bir trene binmeye çalışırken tutuklandı. Gestapo silahını ve haritalarını bulduğunda sorgu sırasında Hitler'i öldürmeye yönelik komplo kurduğunu itiraf etti. Mayıs 1941'de Berlin'de giyotinle idam edildi. 1939, General Karazewicz Tokarewski ve Polonya ordusunun diğer üyeleri Hitler'in Varşova'daki zafer yürüyüşü sırasında gizli patlayıcıları patlatmaya çalıştı. 500 kilogram TNT Polonyalı avcılar tarafından patlatılmaya hazır bir hendekte saklanmıştı. Ancak son anda geçit töreninin yönü değişti ve sabotajcılar hedeflerini ıskaladılar. Yine 1939'da en çok bilinen suikastçilerden biri Georg Elser, Nazizme şiddetle karşı çıkan, mücadele eden bir Alman, marangoz ve komünistti. Hitler rejiminin ülkesini savaşa ve mali yıkıma sürükleyeceğini tahmin etti ve 1938'in sonlarında bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi. Hitler'in ertesi yıl Birahane darbesinin yıl dönümünde Münih'teki Burger Breu Keller Birahanesi'nde konuşma yapacağını bilen Elser, 144 saatlik zamanlayıcıya sahip bir bomba yapmak için birkaç ay harcadı. Silahı tamamladığında Münih'e taşındı ve her gece gizlice Birahane'ye girip konuşmacı platformunun arkasındaki taş sütunda
bir boşluk açmaya başladı. Birkaç hafta süren özenli, gizli çalışmanın ardından Elser bombasını başarıyla yerleştirdi. Bombayı 8 Kasım 1939'da saat 21.20'de yani Hitler'in konuşmasının hemen ortasında patlatmayı ayarladı. Elser bombalamayı mükemmel bir şekilde planlamıştı ama şans ondan yana değildi. İkinci Dünya Savaşı ciddi anlamda birkaç ay önce başlamıştı ve Hitler konuşmasının başlangıç saatini akşam 8'e aldı. Böylece mümkün olan en kısa sürede Berlin'e dönebilecekti. Führer sözlerini 21.07'de bitirdi ve 21.12'de binayı terk etti. Yalnızca 8 dakika sonra Elser'in bombası patladı. Sütun yerle bir oldu ve çatının bir kısmı konuşmacının kürsüsüne çöktü. 8 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. Ama Hitler bunların arasında değildi. Elser aynı gece İsviçre sınırında hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı ve daha sonra yetkililerin bomba planlarını bulmasının ardından itiraf etti. Sonraki birkaç yılı Nazi toplama kamplarında geçirecekti. Nisan 1945'te 3. Reich çökerken hücresinden sürüklendi ve SS tarafından idam edildi. Aynı yıl diplomat ve direniş savaşçısı Erich Kordt, subay von Etzdorf ile birlikte patlayıcı yerleştirmek için bir suikast planı hazırladı. Ancak Elser'in Hitler'i öldürme girişiminin ardından gelen güvenlik kısıtlamalarının gerekli patlayıcıların edinilmesini ve saklanmasını çok tehlikeli hale getirmesinin ardından plan iptal edildi. 1941 Beppe Römer direniş grubu Circle'ın birkaç komple ortağıyla birlikte bir kez daha Hitler'e suikast düzenlemeyi planladı. İşbirlikçi Nikolaus von Halem'den para aldı ve Berlin Şehir Komutanlığındaki bir bağlantı aracılığıyla Hitler'in hareketlerini takip etti. Ancak fırsat ortaya çıkmadan önce komplo Gestapo tarafından açığa çıkarıldı. Römer 16 Haziran 1944'te ölüm cezasına çarptırıldı ve aynı yılın 25 Eylül'ünde Havel'deki Brandenburg Görden hapishanesinde idam edildi. Von Halem de ölüm cezasına çarptırıldı ve 9 Ekim 1944'te idam edildi. 1943 Dağ Birlikleri Generali Hubert Lanz ve diğer bazı generaller Hans Spide, Strafitz, Paul Löning, Ukrayna'daki ordu müfrezesi Kempf'i ziyareti sırasında Hitler'i tutuklamayı veya öldürmeyi planladılar. Strafitz, Hitler'i ve eskortlarını tanklarıyla kuşatacaktı. Lanz daha sonra Hitler'i tutuklayacağını ve direniş durumunda Strafitz'in tanklarının tüm grubu öldüreceğini belirtti. Daha sonra Hitler ziyareti iptal etti ve plandan vazgeçildi. Lanz bu komployu savaştan sonra anlattı. Ancak 1943'te Hitler'e suikast girişiminde bulunan Strafitz'in kuzeni Rudolf von Gerstorff, Strafitz'i yalanladı ve bu komplonun gerçek olmadığını ileri sürdü. 1943 En cüretkar girişimlerden biri 13 Mart 1943'te Hitler'in hayal kırıklığına uğramış bir Alman askeri subayı olan Henning von Treskow'un Smolensk karakoluna kısa bir ziyaret için gelmesiyle ortaya çıktı. Führer ve beraberindekiler dönüş yolculuğu için uçağa binmeden önce Treskow Hitler'in kurmaylarından birine yaklaştı ve adamın içinde 2 şişe brandy bulunan bir paketi Berlin'deki bir arkadaşına götürüp götürmeyeceğini sordu. Memur paketin aslında 30 dakikalık fitil ile donatılmış plastik patlayıcılar içerdiğini bilmediği için bunu kabul etti. Treskow ve suç ortağı Fabian von Schiller-Brandorf, Hitler'in ölümünün Nazi Yüksek Komutanlığına karşı planlı bir darbenin katalizörü olacağını umuyordu. Ancak planları yalnızca birkaç saat sonra Führer'in uçağının güvenli bir şekilde indiği haberini aldıklarında kül oldu. Paniğe kapılan Treskow, personel memuruna telefon etti ve ona paketli bir hata olduğunu söyledi. Ertesi gün Schiller-Brandorf Hitler'in karargahına gitti ve saklanan bombayı 2 şişe brandy ile değiştirdi. İnceleme üzerine Hitler'in uçağının havaya uçmasını engelleyen tek şeyin arızalı bir sigorta olduğunu buldu. Yine aynı sene Treskow'un brandy bombasını patlatamamasından yalnızca bir hafta sonra o işbirlikçileri Hitler'in hayatına yönelik bir başka girişimde daha bulundular. Bu sefer suikast sahnesi Führer'in bir tur için ziyaret etmesi planlanan Berlin'de ele geçirilen Sovyet bayrakları ve silahlarının sergilendiği bir sergiydi. Rudolf von Gerstorff adında bir polis memuru bombalı saldırının tetikçisi olmaya gönüllü oldu. Ancak binayı inceledikten sonra
korkunç bir gerçeği fark etti. Güvenlik odaya patlayıcı yerleştirilemeyecek kadar sıkıydı. Gersdorf devam etmeye karar verdi ve 21 Mart'ta sergi boyunca ona rehberlik ederken Führer'in yanında kalmak için elinden geleni yaptı. Bombanın 10 dakikalık kısa bir fitili vardı ama Gersdorf'un turu uzatma çabalarına rağmen Hitler sadece birkaç dakika sonra yan kapıdan sıvıştı. İntihar bombacısı banyoya doğru çılgınca bir hamle yapmak zorunda kaldı ve burada yalnızca saniyeler kala patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Yine 1943'te Klaus Stauffenberg'in cesaretlendirdiği binbaşı Axel von den Busche Hitler'i öldürmek için bir intihar bombası düzenlemeyi kabul etti. 2 metreden uzun boylu, sarışın ve mavi gözlü olan Busche Nazilerin İskandinav idealinin örneğiydi ve bu nedenle Hitler'in önünde ordunun yeni kış üniformasını bizzat modellemek üzere seçildi. Busche sırt çantasında Hitler'i kucaklarken patlatmayı planladığı bir mayın sakladı. Ancak yeni üniformaların bulunduğu vagonun müttefiklerin Berlin'e düzenlediği hava saldırısında imha edilmesinin ardından plan iptal edildi. 1944, 9 Mart 1944'te gizli Alman direniş üyesi Busche ve yardımcıları 11 Mart'ta Bavyera'daki Berghof'ta Hitler'e bilgi vermek üzere çağrıldı. Treskow ile görüşen Breitenbuch intihar bombasının girişiminde bulunmayı reddetti. Bunun yerine pantolonunun cebinde sakladığı 7.65 mm'lik Browning tabancasıyla Hitler'i başından vurmaya çalışacaktı. Busche ve Breitenbuch Condor uçağıyla Bavyera'ya gittiler ve Berghof'a girmelerine izin verildi. Ancak SS muhafızlarına o günün erken saatlerinde yardımcıların Hitler'le birlikte konferans odasına girmesine izin vermemeleri emri verilmiş. Bu da Breitenbuch'un girişimini engellemişti. 1944 yazındaki D-Gün işgallerinden kısa bir süre sonra hoşnutsuz Alman subaylarından oluşan bir grup Hitler'e Kurten'i komuta noktasında suikast düzenlemek için bir kampanya başlattı. Komplonun merkezinde Kuzey Afrika'daki çatışma sırasında bir gözünü ve bir elini kaybeden atılgan bir albay olan Klaus von Stauffenberg vardı. O ve aralarında Treskow, Friedrich Olbrich, Ludwig Beck'in de bulunduğu işbirlikçileri Führer'i gizli bir bombayla öldürmeyi ve ardından Nazi yüksek komutasını devirmek için Alman yedek ordusunu kullanmayı planladılar. Darbeleri başarılı olursa isyancılar derhal müttefiklerle müzakere yoluyla bir barış arayışına gireceklerdi. Stauffenberg 20 Temmuz 1944'te kendisi ve birkaç Nazi yetkilisinin Kurt ininde Hitler'le yapılacak bir konferansa çağrılmasının ardından planı uygulamaya koydu. Asit sigortasına bağlı plastik patlayıcılarla dolu bir evrak çantasıyla geldi. Stauffenberg çantasını Hitler'e mümkün olduğu kadar yakın bir yere koyduktan sonra telefon görüşmesi yapması bahanesiyle odadan ayrıldı. Bombası sadece birkaç dakika sonra patlayarak ahşap bir masayı havaya uçurdu ve konferans salonunun büyük bir kısmı kömürleşmiş molozlara döndü. 4 kişi öldü ancak Hitler hayati tehlike oluşturmadan yaralanmalarla kurtuldu. Patlamadan saniyeler önce bir subay Stauffenberg'in evrak çantasını kalın bir masa ayağının arkasına taşımıştı. Planlanan isyan Führer'in hayatta kaldığına dair haberin başkente ulaşmasının ardından çözüldü. Stauffenberg ve diğer komplocuların tümü diğer yüzlerce muhalif gibi daha sonra toplandı ve idam edildi. Hitler, Temmuz komplosunun başarısızlığından sonra sözde ölümsüz olmakla övündü. 30 Nisan 1945'teki intiharından önce kamuoyunun önünde nadiren görüldü. Belki kadar, belki de şans Hitler'i bir şekilde korudu ve tarih bir şekilde değişti. Savaş bir şekilde yaşandı ve hiçbir girişim buna engel olamadı.